bir kişi gayret etmesine rağmen kıraati tam manasıyla, yani Kur'an-ı Kerim kıraatini tam manasıyla düzgün olmayan bir kişinin kendisinden kıraati daha iyi olmayan bir cemaate imamlık yapması ve maaş alması caiz mi? Şimdi bir defa eğer bu imam ise kıraati Diyanet İşleri Teşkilatı mesela bu hizmet içi eğitim kursları açıyor. Yani ne demek? Bu şu demektir. Adamın kıraatinde noksanlık varsa bir ay iki ay onu eğitime tabi tutuyorlar. Yani bu durumda mesela müftülüklere böyle bir din görevlisi varsa olabilir. Bunu yetkililere bildirilip bak bunun kıraati namazı sahih kılmayacak durumda böyle bir durum varsa bunu söylemek lazım. Her şeyin bir mercisi var. Efendim Diyanet İşleri Teşkilatı bu hususta da işi efendim sıkı tutmaya çalışıyor. Burada tabii ihmal olabilir efendim veya dikkatten kaçmış olabilir. Veya o hoca efendiye söylemek lazım. Veya namazı kıldıran kim ise efendim bak senin namazın olmuyor diye bu şekilde söylemek gerekir. Ancak hakikaten buna rağmen namazı kabul olmayacak şekilde mahreçlerine onu bir de dinletmek lazım. Yani bir ilim ehli dinlediği zaman bu namaz olur mu olmaz mı? Efendim bu şekilde bakar. Ha bu namaz olmuyor. O zaman onu her bir bölgede efendim kurralar vardır. Efendim tecvidi bilen hoca efendiler vardır. Ona yönlendirmek lazım ve o şekilde bir çözüm geliştirmek gerekir. Soruna değil de çözüme takılmak lazım. Artık o görevli de mutlaka anlayışla bu işi efendim kabul etmeli. Nasıl ki bir doktor ne yapıyor? Kendini mesela doktor oldum diye bırakmıyor. Kendini geliştiriyor ve ondan sonra bir sahada mütehassıs duruma düşüyor, uzman oluyor. Efendim normalde yatsa efendim bir ünvanı, bir vasfı kalmayacak yani. Evet. Bu meselede böyle gider.